Evet arkadaşlar, bu akşam ejder meyvesi nasıl keseceğiz onu öğreniyoruz. Önceden hazırlamış olduğumuz suya tuz yardımıyla şöyle tuzluyoruz. Evet, şunu ovuştura ovuştura ejder meyvemizi güzelce yıkıyoruz. Gördüğünüz gibi sağında solunda zaten temiz bir meyve kendisi, öyle pis bir meyve değil. Ondan sonra şöyle tamamdır. Şimdi şunu güzel bir peçeteyle alacağız. Hemen kuruluyoruz kendisini. Evet, meyvenin kendisini şöyle kuruladık güzelce. Şunu çöp yapalım. Şöyle baştan şöyle bir 2-3 santim, gördüğünüz gibi şöyle daha iyi gözüküyor. Şöyle bir kesiyoruz. Tabii bizim ejder meyvemiz kırmızı, yani pembemsi. Diğer ejder meyveleri beyaz da çıkabiliyor. Biz pembe olanı daha çok hoşumuza gidiyor. Ailecek. Onu seviyoruz. Onun için pembe aldık. Evet, şöyle kestik gördüğünüz gibi. Biraz daha keselim. Şöyle kestik. Bunları şöyle çöplüğüne atıyoruz. Şimdi bunu böyle diklemesine koyup tam ortadan eşit bir şekilde bölüyoruz. Böldüğümüz ejder meyvesinin içi bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok da güzel bir görüntüsü var. Evet, şimdi şu kabuğunu meyveyi bozmadan parmağımız yardımıyla gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde çıkıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yenmesi, hazırlanması çok kolay bir meyve. Gördüğünüz gibi buradan kabuğunu sıyırıyoruz. Bunu isterseniz dilim dilim, isterseniz meyve salatası yapacaksanız 4-5'e 4-5'e kare kare de kesebilirsiniz. Afiyet olsun. Kesip geliyoruz. Evet arkadaşlar, ejder meyvemizi kestik. Gördüğünüz gibi kırmızı çok nadir çıkıyor. O da bize denk geldi. Şansımıza herhalde. Bu B ve D vitamini açısından gayet sağlıklı bir meyve. İsterseniz bunu çok çeşitli olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani ızgara bile yapılabiliyor bundan. Yoğurtla karıştırıp smoothie yapabilirsiniz. Meyve salatası olarak tüketebilirsiniz diğer meyvelerle beraber. Görüntüsü böyle şalgama benziyor. Ama çok lezzetli ve vitamin açısından kuvvetli bir meyve. Yemenizi tavsiye ediyoruz. Afiyet olsun.